1915'te Çanakkale'ye geçilmez diyen o büyük lider, o dünya lideri, bütün dünya devletleri onun önünde eğildi. Ondan baş edemediler. Çünkü arkasında imanlı bir nesil vardı. Onun hücum dediğinde, öl dediğinde ölmeye giden bir nesil vardı. Şimdi de dünya liderimiz meydanlara inin dedi. Bu millet, bu imanlı millet kendini tankın önüne attı. Buradan geçemezsiniz dedi. İşte bu millet böyle millet. Bu millet kadarı dünyada başka bir asil millet yok. Ama dün de söyledim, şimdi de söylüyorum. Böyle büyük asil millet olan bir milletten Pensilvanya'dan emir alan vatan hainleri de çıkabiliyor. Ne kadar acı bir durumdayız, anlıyor musunuz hanım bacılarım, kardeşlerim? Kendi polisine, kendi silah arkadaşına silah sıkacak kadar gafil bir polis ve subaydan bu ülkeye ne hayır gelir? PKK bitmiyordu yıllarca. Şimdi görüyoruz ki demek ki müsebbibi de bunlar. Demek ki bu vatana ihanet bunlar, bu teröristlerden beraber kol kola gezip vatanımızı bu terör belasından kurtarmak istemediler. Şimdi görünüyor, her şey apaçık meydana çıkıyor. Güneş demek ki balçıkla sıvanmıyor. Yüce Rabbime hamdolsun. Darbelerin susturduğu ezandan, ezanların susturduğu darbelere kadar geldik. O yüce Allah'ıma hamdü senalar olsun. Biliyorsunuz ezanı yasaklayan bir zihniyet 1950'de geldi. Rahmetlik Menderes, bu milletin sevdalısı, ilk geldiği gün ezanı Muhammedi'yi değiştirdi. Aslında şu anki duyduğumuz o ezanı Muhammedi'yi dinler hale geldik. Çok sürdürmediler, 10 yıl dayanabildiler. Onu idama götürdüler 1960. İşte yine Pensilvanya'dakinin bir başka benzerinin vermiş olduğu talimat. Rahmetlik Özal'ı zehirlediler. Bu alçaklar ölüm süsü verdiler. Kalp krizi dediler. Ama anlıyoruz ki bu sapık zihniyet, bu vatan hainleri, o vatan sevdalısı rahmetlik Özal'ı da zehirlediler. Ama yağma yok. İkisini aldınız. Biz üçüncüsünü size vermeyeceğiz. Bu millet vermeyecek, vermeyecek. Sabah namazında dün de dinledik. Beştepe'deki camiye geliyor. O ezeni Muhammed'i okuyor. O tatlı sesiyle. Şükürler olsun. Bir cumhurbaşkanı, bir başkomutan minareye çıkıyor. Ezeni Muhammed'i okuyor. İşte böyle bir lideri hangi dünya devleti ister? Böyle bir dünya liderini hangi Siyonist ister, hangi Yahudi ister? Bugün dünyada İsrail'e özür dileten tek lider, tek devlet. Bunu çekebilirler mi? Bugün Amerika'dan özür dilemeyen bir İsrail, Türkiye'den özür dilemek zorunda kaldı. Kimin sayesinde? Bu milletin arkasında durduğu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Bunu o Siyonistler, o Yahudiler, o Ermeniler çeker mi? O İngiliz bunu kabul edebilir mi? Etmiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, boş. Ne dedi? Kaderin üstünde bir kader vardır dedi. İşte 15 Temmuz gecesi kaderin üstünde kaderin olduğunu bir kez daha bu millet yaşattı. Yüce Rabbimin sayesinde. Ne
Değerli kardeşlerim, biz bu meydanlarda nöbet tutmaya devam edeceğiz. Bakın, hiç hafife almaya gelmez. Böyle bir darbe olmayabilir. Böyle bir girişim olmayabilir ama biz uyanık olmak zorundayız. Başka planlar olabilir. Her şey tank tüfek değil. Onun için biz ferasetimizi sonuna kadar kullanacağız. Sonuna kadar sabırla, metanetle bu işi takip edeceğiz. Etmek zorundayız. Hiçbir zaman tarihlere kapılmamamız gerekiyor. Çünkü bazı asprakas haberler var. Bunlar da gerçek olabilir. Onun için bizim çok uyanık olmak zorundayız. Hiçbir zaman için tarihlere kapılmadan metanetimizi koruyacağız. Bizim birlik ve beraberliğimizi ancak biz sağlarız. Parti gözetmeden MHP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi, başka partiler dahil. Burada biz birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak dik duracağız ama diklenmeyeceğiz. O melanet terörist şebekelerine de bu meydanları boş bırakmayacağız. Bizim liderimiz meydanlar boş bırakmayın diyor. Bugün de aynı mesajlarımız geldi. Kesinlikle meydanları boş bırakmıyoruz. Daha tehlike geçmiş değil. Darbe teşebbüsleri bitti. Ondan bir sıkıntımız yok. Genelkurmayımızda, MİT'imizde, hükümetimizde, Cumhurbaşkanımızda bir bütün halinde bu darbe teşebbüsünü çok şükür başımızdan def ettik. Ama dediğim gibi başka planlar çıkar. Çünkü bu 3-5 çapulcunun planı değil. Bu Pensilvanya'dakinin de planı değil. Onun kafası bu kadar çalışmaz. Ama o bir başa. Müslüman kisvesi altına girmiş bir ecnebi, bir Yahudi. Hiç kusura bakmasın. Hala da ona bel bağlıyorlarsa, hala ona sevgi gösteriyorlarsa onlara da yazıklar olsun. Dünden tezi yok. Bugün geç. Bir an önce onları terk etmeleri gerekiyor. Daha mı uyanamadınız? Gezi'de uyanamadınız. 17-25 Aralık'ta uyanamadınız. 15 Temmuz'da da mı uyanamadınız? Uyanamadınızsa size de yazıklar olsun. Değerli kardeşlerim, Müslüman bir delikten bir defa sokulur der hocalarımız. Onun için uyanık olmak zorundayız. Burası küçük belen demeyelim. Burası tarihi bir ilçe. Burayı 1550'de Kanuni Sultan Süleyman Han stratejik bir bölge diye geldi, burayı yerleşim birimi olarak kurdu. Onun için belen deyip geçmeyelim. Bu bölgenin en önemli geçitlerinden bir tanesi belen. Belen olarak biz burada dimdik, birlik ve beraberlik içerisinde buradaki mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Veriyorsunuz da zaten. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ta ki liderimizin, evet, tehlike bitmiştir, herkes evine gider, işine gider dediği ana kadar biz nöbet tutmaya devam edeceğiz. Hep beraber. Bu arada dualarımızı da bol bol edeceğiz. Fetih sureti bilen Fetih suretini, Yasin suresini bilen Yasin-i Şerif'i. Kim ne dua biliyorsa o duaları yapacağız. Bu dünya dua üzerine duruyor. Allah hepinizden razı olsun. Bunu en iyi şekilde fazlasıyla yaptığınızdan ben eminim. Zaten sizin duaları
belki de başaracaklardı. Sizin o temiz kalplerinizle yapmış olduğunuz o dualar Yüce Rabbim gördü, görüyor. O dini bütün ezanını okuyan, Kur'an'ını okuyan büyük lideri bizlere tekrar lütuf olarak gönderdi ve bizlere bağışladı. Çok değil, çok kısa süre içerisinde belki de Allah korusun bana eniştem dedi, haber verdi dedi. Hepimiz duyduk. Bakın ne kadar kısa süreler içerisinde cereyan ediyor olaylar. Yüce Rabbim koruyor. Tek kelime. Sizin dualarınız, sizin mücadeleniz Yüce Rabbim de koruyor. Şükürler olsun kendisine. Ben hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Şehit olan subayımıza, polisimize ve vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletime sabırlar diliyorum. Yaralı hemşehrilerimize, dostlarımıza, polisimize ve subaylarımıza Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Ve böyle bir geceleri de Yüce Rabbim bize inşallah bir daha yaşatmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Ama buradan ayrılmamak üzere. Sağ olun, var olun. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz inşallah.